Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda dün tanıtımı yapılan yani 1 Şubat 2023 tarihinde tanıtımı yapılan Samsung Galaxy S23 cep telefonu ailesine göz atıyorum. Şimdi kanalımı takip edenler, abone olanlar mutlaka biliyordur. Ben geçtiğimiz haftalarda bir Samsung Galaxy S23 ailesinin olası özellikleri gibi bir video hazırlamıştım. Bu videoda ağırlıklı olarak internette ortaya atılan bazı iddiaları ve özellikleri kendi süzgecinden geçirdikten sonra bir tablo halinde sizlere sunmuştum. Biliyorsunuz ben tablo hazırlamayı çok seviyorum. Daha önce de iPhone 14 ailesi için de benzer bir şekilde bir video çekmiştim. Olası özellikler ve telefonlar çıktıktan sonraki hani neleri bildim neleri bilemedim tarzında bir video hazırlamıştım. Şimdi yine aynı şekilde bir video çekiyorum Samsung Galaxy S23 ailesi için. İlk olarak olası özellikler için hazırladığım tabloyu size ekranda şu anda göstereceğim. Siz bu tabloyu incelerken biraz sonra da gerçekte olan S23 ailesinin özelliklerine ilgili hazırladığım ikinci tabloyu sizin karşınıza çıkaracağım. Şimdi ilk tabloda aslında şöyle söyleyebilirim. 3 model var demiştim. Zaten 3 model olacağı belliydi. S23, S23 Plus ve S23 Ultra olmak üzere 3 farklı cep telefonu modelimiz var. Ekran boyutları zaten doğru bildim. 6.1, 6.6, 6.8 zaten bunlar çok da bilinen şeyler. Hani ben bildim diye söylemiyorum. Zaten bunların olacağı da belliydi. Ekran çözünürlükleri ise S23 ve S23 Plus modelinde aynı 2340x1080 piksel. Ultra modelinde ise 3080'e 1440 piksel olacaktı. Olası özelliklerde bilemediğim taraflardan biraz bahsedeyim ben. Şimdi S23 modeli için Super AMOLED ekran demişim. Evet Super AMOLED değil. O da Dynamic AMOLED oldu. Diğer Plus ve Ultra modelinde olduğu gibi. RAM tarafında ise küçük bir hatayla doğru bilmişim yine. 23 ve 23 Plus'ta doğru bir tahminde bulunmuşum. 8 GB ve 8 GB olmak üzere. Ama Samsung Galaxy S23 Ultra'da şöyle bir durum oldu. 8 ve 12 olmak üzere iki farklı sürüm var. Onlardan da birazdan bahsedeceğim. Depolamanın tarafına gelecek olursak 128-256 demişim S23 için. S23 Plus için 128-256 yine aynı şekilde. S23 Ultra için ise 256-512 1TB demişim. Peki nasıl olmuş gerçekteki? 128-256-512 olacakmış. Yani orada küçük eksiklik olmuş S23 modeli için. 256-512 Plus model için 256-512 1TB da Ultra model için bunu doğru bilmişim. İşlemci zaten biliniyordu. Snapdragon 8 Gen 2. Ekran yenileme hızları 120 Hz zaten hepsinde. Android 13 doğru bilmişim. One UI 5 demişim ben ama 5.1 geldi. O da doğru sayılır. Hani bir hata sayılmaz. IP68 zaten olacaktı. Kamera tarafında ana kameralarda doğru tutturmuşum. 23 ve 23 Plus modelinde aynı kamera kullanılıyor. 50 megapiksellik bir ana kameraya 10 megapiksellik 3x optik zoomlu bir telefoto eşlik ediyor. Ve 12 megapiksellik de ultra geniş açı. İkisi de aynı zaten. Ultra modelinde de 200 megapiksellik bir ana kamera var. Bu 200 megapiksellik kamerada Samsung'un kendi geliştirdiği sensör kullanılıyor. Samsung modelinde ilk kez kullanıyor ama başka markalarda Motorola'da kullanılmıştı yanlış hatırlamıyorsam. 10 megapiksellik bir tane telefoto kameramıza ikinci bir 10 megapiksellik bir telefoto kamerası eşlik ediyor ve dördüncü kameramız ise 12 megapiksellik ultra geniş açı. Buralarda doğru bilmişim. Burada sorun yok ama ön kameralarda bir hatam var. 10-10-40 demişim ben sırasıyla ama olan şöyle oldu. 12-12-12 yani bütün S23 ailesinde ön kameralarda 12 megapiksellik bir kamera bulunuyor. Parmak izi okuyucu ekrandan demişiz. Wi-Fi 6E demişim ama sadece ultra modelde yazmışım ama diğer modellerde de 6E var. Burada bir küçük bir hatam var. Onu düzeltmiş olayım. Bluetooth 5.2 demişim ben ama 5.3 geldi. Yani en son teknoloji gelmiş oldu. Pil tarafında 3900, 4700 ve 5000 mAh demişim. Onu da doğru bir şekilde bildik. Şarj kapasiteleri de doğru arkadaşlar. 25-45-45 kablolu da. 15-15-15 kablosuz da. Ve ters şarj özelliği hepsinde var demişim. Aynı şekilde bunlar doğru bir şekilde tutmuş. Fiyat tarafında çuvallamışım. Onu söyleyeyim. Fiyat tarafında ben bayağı iyimser davranmışım. Mesela 20.000 TL demişim S23 için. 23 Plus için 25.000 TL demişim. Ve 23 Ultra için de 30.000 TL demişim. Tabii nasıl oldu? Onu da göstereyim size. S23 için 24.999 TL. Yani 25.000 lira. Yani 20.000 yerine 25 oldu. S23'te 25.000 demiştim ama 32.999 oldu. S23 Ultra ise 8 GB'lık RAM ve 256 GB'lık sürümle 40.999 TL. 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanı sürümde 43.999 TL. Ve 12 GB 1 TB'lık sürümde ise 48.999 TL bir fiyat etiketi olmuş. Yani hemen hemen aslında birçok şeyi doğru tahmin etmişim. Zaten genelde artık telefonlarla ilgili bu tarz bilgiler internete düşüyor. iPhone 14'te de neredeyse benzer bir hani tahmin ve yanılma oranlarım vardı arkadaşlar. Telefonlar güzel olmuş. Hatta şu anda ben size hemen göstereyim. Samsung S23 de bana teste geldi. Bugün ayın 2'si 2 Şubat'ta çekiyorum bu videoyu. Kısmet olursa bugün yayına vereceğim. Ve dün gece saat 9.30-10'a doğru elime ulaştı bu güzel cep telefonu. Ben çok beğendim bu arada onu söyleyeyim. Şu arka kısım. Bunu detaylarda size göstereceğim. Şöyle yapmış olayım. Yine buradan da göstermiş olayım. Mat bir şekilde tasarlanmış. Yan kısımlar ise
oldukça parlak bir tasarım. Ele iyi oturan, hoş bir tasarım olmuş S23 modeli için söylüyorum. Plus bundan biraz daha büyük, Ultra da en büyük model olarak karşımıza çıkıyor. Detaylı bir inceleme gelecek bu ürünle ilgili. Bir kutu açılımı ve ön inceleme gibi bir şey yaptım. Bir dakikalık dikey video. Onu da yukarıdan linkini koyarım. Merak edenler ona da bakabilir arkadaşlar. S22 ailesiyle ilgili en büyük eleştiri ısınma ve pil ömrünün az olmasıyla ilgiliydi. Benzer bir durum burada olacak mı bilmiyorum. Şu anda ekranda görüldüğümü bilmiyorum ama ne kadar görülüyor. Bir batarya testi yapıyorum. Yaklaşık 4 saat oldu ve %20'si falan dolmuş. %30 hatta. %30'u dolmuş durumda. 10 saati geçmesi lazım. 10 saatin altında kalırsa pil ömrünün yine düşük olacağını düşündüm. Biliyorsunuz Snapdragon 8 Gen 2 kullanıyor. Yani yeni nesil bir işlemci var. Bakalım performans testleri falan nasıl olacak? Detaylı bir inceleme gelecek. Ben burada hani neleri bildim, neleri bilemedim, ne gibi özellikler var, onlardan biraz bahsetmek için bu videoyu hazırladım sizlere. Ürünle ilgili merak ettiğiniz ya da sizin eklemek istediğiniz özellik olursa yorumlarda yazmaktan çekinmeyin. Özellikle S22 kullanan arkadaşlar varsa aramızda mutlaka yorumlarını bekliyorum. Çünkü S22 ile ilgili o sorunlar birçok kişiyi artık canından bezdirmişti. Sizde durum nedir? Onu da yorumlara yazarsanız çok sevinirim. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu benim için önemli arkadaşlar. Gerçekten de neden? Videolarımı izliyorsunuz. Ben elimden geldiğince güzel içerikler çekmek için uğraşıyorum. Bu konuda beni desteklemek için abone olursanız çok sevinirim. Bu abone dilencini çok sevmiyorum ama izleyenlerin büyük bir çoğunluğu da ne yazık ki abone değil. Abone olmadığınız zaman tabii ki bu tarz ürünler geliyor. Bu tarz ürünlerin gelmesinin en önemli sebeplerinden bir tanesi abone sayım. İzlenmelerin yüksek olması, yorumları fazla olması. Bu konularda desteklerinizi bekliyorum. Bunun dışında zaten başka bir talebim de yok sizden. Paylaştığım içerikleri beğeniyorsanız beni aynı zamanda sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz. Bütün sosyal medya hesaplarımın linkleri açıklamada mevcut. Tek bir tıkla oralardan da beni takip ederseniz çok sevinirim. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.